hareketimizin itici gücü olarak nitelendirdiğimiz, hareketimizin, partimizin dinamosu olarak nitelendirdiğimiz heyecan, aşk ve coşku kaynağımız genç kardeşlerimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Hareketimizin, partimizin manevi gücü, ak saçlı, ak sakallı milli görüş çınarları, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Ve tabii ki bu salonu her geldiğimizde olduğu gibi, bu sefer de böylesine büyük bir coşkuyla, böyle büyük bir heyecan dalgasıyla ve böyle muazzam bir insan seli halinde dolduran siz Rizelilere, Rizeli milli görüşçülere, hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Çok değerli il başkanımız, kendisiyle birlikte bu kongrenin hazırlanmasında emeği geçen bütün isimsiz kahramanlar, Rize'deki değerli ilçe başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımız, Rize'mizin çok kıymetli hanım ve gençlik teşkilatları, hepinize teşekkürler ediyorum. Çok değerli misafir il ve ilçe başkanlarımız, kıymetli MKYK üyelerimiz, değerli genel başkan başdanışmanımız, kıymetli genel başkan yardımcılarımız, kıymetli divan başkanı ve divan üyeleri, basın mensupları, güvenlik güçleri, hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Türkiye'nin dört bir köşesinde il kongrelerimizi yapıyoruz. Yeniden Refah Partimizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Ama sizlere burada samimi olarak bir itirafta bulunmak istiyorum. Rize'nin, Karadeniz'in havası, heyecanı, coşkusu gerçekten de bir başka. Allah sizlerden razı olsun. Daha önceki gelişlerimizde de bu kültür merkezinde, bu salonda siz Rizelilerle en coşkulu, en heyecanlı, en muazzam toplantıları gerçekleştirmiştik. Gerçekten bugün de yine aynı lezzeti alıyoruz. Aynı manevi atmosferi hissediyoruz. Sizlere ayrı ayrı Rize'nin evlatları olarak teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Allah bu hak dava uğrunda birlikteliğimizi daim eylesin. Hep birlikte en büyük zaferlere, en büyük muvaffakiyetlere ulaşmayı merhum liderimiz Erbakan hocamızın birinci 40 yılda gösterdiği hedeflere ikinci 40 yılda birer birer ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Tabii ki burada sözlerimizin başında Rize'mizin manevi önderi, ta Erbakan Vakfı çalışmaları döneminde, hatta daha öncesinde Erbakan Vakfımız kurulmadan önce dahi bizlere desteğini esirgemeyen, manevi olarak her zaman yanımızda olan, dualarıyla her daim yanımızda olan merhum Cennet Mekan Resul Bölükbaşı hocamızı rahmetle anarak sözlerimize başlamak istiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten de bu davanın şuuruna ermiş çok müstesna bir hocamızdı. Cenab-ı Allah makamını âli eylesin. Cenab-ı Allah cennetinde buluştursun inşallah. Tabii ki Resul hocamızla beraber ismini sayamadığımız, bu hak davaya hizmet edip ahirete intikal eden bütün geçmiş dava büyüklerimize ve en başta merhum liderimiz Erbakan hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah bizleri onlara layık evlatlar ve layık dava erleri eylesin. Onların yürüdüğü yoldan, ki o yol peygamberlerin yoludur, o yoldan bizleri ayırmasın ve inşallah cennetinde onlarla birlikte bizleri haşreylesin. Çok değerli Rizeliler, çok kıymetli milli görüşçüler. Biraz evvel değerli divan başkanımız, genel başkan yardımcımız
Naim Öztürk Beyefendi değindiler. Ne dediler? Dediler ki ya bu kadar çalışma yapıyoruz. Türkiye'de rüzgar estiriyoruz. Bütün Türkiye genelinde 300 bine yakın resmi üyemiz olmuş. 81 il teşkilatı, 922 ilçe teşkilatı, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, 50 bine yakın mahalle ve köy temsilcisi, Türkiye'nin en güçlü, en dinamik, en aktif siyasi partisi, en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak çalışıyoruz. Üstüne ben bir de şunu ekleyeyim. Türkiye siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu yapan parti olarak yeniden Refah Partisi olarak varız, buradayız. Ama medyada, ama televizyonlarda, ama gazetelerde bir satır haber verilmiyor. Türkiye siyasi tarihinin en büyük kongresi, 50 bine yakın insan, işte sadece şu Rize'den 19 otobüs ve 14 tane araçla sadece Rize'den 1000 kişi gelmiş. 50 bine yakın insanla Ankara Arena Spor Salonu'nun içinin 3 misli kadar dışarıda insan olduğu bir halde büyük kongremizi yaptık. 17 Kasım 2019'da ama gelin görün ki o akşam televizyonlarda, ertesi gün gazetelerde bir satır haber yapılmadı. Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamızı nasıl hatırlamazsınız? Mecliste, meclis kürsüsünde konuşma yaparken meşhur hitabını hatırlayacaksınız. Meşhur serzenişinin. TRT'ci, duyuyor musun? Sana sesleniyorum. Ya sen buraya geliyorsun, akşama kadar çekiyormuş gibi yapıp çekmiyor musun? Bu kameranın içine kaset mi koymuyorsun? Akşam bakıyorum televizyonda göremiyorum diyor. Her seferinde akşam heyecanla açıyorum televizyonu. Ya gene biz yokuz, gene biz yokuz. Sen bunun içine kaset mi koymuyorsun diyordu. Bunu söylerken Erbakan Hoca meclise girmiş. Mecliste grubu olan Refah Partisi'nin genel başkanı meclis kürsüsünde konuşma yapıyor. Adam bunu vermiyor. Dolayısıyla biz bugün daha seçime girmeden, herhangi bir resmi olarak oy almadan bizi bu göstermemelerini hiç şaşırmıyoruz. Bunların Naim Bey'in dediği gibi zaten tinetleri bu şekilde ve bunu yapacaklarını biliyoruz. Ancak tabii bunu yaptılar diye yeniden Refah Partisi'nin muazzam yükselişi engellenebiliyor mu? Elbette ki hayır. Bakınız bundan daha birkaç ay evvel Türkiye'de bir ay içerisinde en fazla üye kaydeden siyasi parti yeniden Refah Partisi oldu, şampiyon olduk elhamdülillah. O ay Türkiye genelinde biz 18 bin üye kaydetmiştik. Bir ay içerisinde 18 bin üye kaydederek Türkiye'de en çok üye kaydeden siyasi parti olmuştuk. O ayı takip eden ayda ne kadar üye kaydettik? O ayı takip eden bir sonraki ayda bir ay içerisinde tam 32 bin üye kaydettik. Kendi rekorumuza egal ettik. ...18 bin, 32 bin, bu hızla gittiğini görünce birdenbire baktık ki Yargıtay resmi üye sayılarını açıklamaz oldu. Hiç dikkatinizi çekiyor mu? Aylardan beri Yargıtay partilerin resmi üye sayılarını açıklamıyor. Biz o rekorları kırana kadar her ay Türkiye'deki siyasi partilerin üye kayıtlarını, ne kadar üye kaydettiklerini veya ne kadar istifa olduğunu açıklıyordu. Ve Türkiye'nin partilerinin, siyasi partilerinin üye sayılarını baştan aşağıya sıralıyordu. Resmi bir şekilde açıklama yapıyordu. Ancak biz bu rekorları, bu üye kayıt rekorlarını kırmaya başlayınca bunlar açıklanmaz oldu. Şimdi bizim inşallah bu ayki hedefimiz Cenab-ı Allah'ın izniyle bir ayda tam 50 bin üye kaydetmek. Cenab-ı Allah muvaffak eylesin. Hep birlikte bu muazzam sonuçlara ulaşmayı nasip eylesin. Tabii bu olay bize neyi gösteriyor? Merhum Erbakan hocamızın meşhur bir sözünü hatırlatıyor. Ne diyordu Erbakan hocamız? Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz, paramız düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık.
Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi iman, iman ve imanla kazandık diyor. Neden bu sözü hatırladım? Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olması bize bu sözü hatırlatıyordu onda. Niçin? Bizim medya desteğimiz mi var? Gazetelerimiz, televizyonlarımız mı var? Holding patronlarımız mı var? Hazineden yardım mı alıyoruz? İktidar gücümüz mü var? Dış güçlerin desteği mi var arkamızda? Hayır. Bütün bunlar olmamasına rağmen bu teşkilatların gayreti, Cenab-ı Allah'ın yardımı, bu davanın bereketi ve dolayısıyla Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi iman, iman ve imanla bu sonucu elde ediyoruz elhamdülillah. Şimdi buradan bu Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi, iktidara aday, en güçlü siyasi aktörü, yeniden Refah Partimizi yaptıkları araştırmalarda göstermeyen anket firmalarına da seslenmek istiyorum. Daha önce de söyledim. Bakın gelin yapmayın etmeyin. Şurada seçime bir şey kalmadı. Ondan sonra seçim akşamı kaçacak yer arayacaksınız. Mahcup olacaksınız. %2, %3 gösteriyor. Erbakan hocamız ne diyordu birinci 40 yılda? Diyordu ki o anketlerin bizi gösterdiği rakamın başına bir ekleyeceksiniz. Ve bizim gerçek oyumuzu böylece göreceksiniz diyor. 1973 seçimlerinde böyle olmuş. Milli Selamet Partisi'nin ilk girdiği seçim %1,5 gösteriyorlar Milli Selamet Partisi'ni. Ve Milli Selamet Partisi o seçimlerde %11,5 oy almış. Erbakan hocamız da diyor ki öyleyse bunların bize verdiği yüzdenin başına bir ekleyip oyumuzu bulacağız. Şimdi ben diyorum ki bu birinci 40 yılda böyleydi. İkinci 40 yılda formül değişti. İkinci 40 yıl olduğu için onların gösterdiği yüzdenin başına 2 ekleyeceksiniz. 2 koyup bizim oyumuzu öyle bulacak. Dolayısıyla bunlar şimdi bizi %2, %3 gösteriyorsa bizim oyumuz en az %22, %23'tür. Bunu inşallah Haziran 2023 akşamı hep birlikte göreceğiz Allah'ın izniyle. Neden böyle oluyor? Çünkü bakınız Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Geçen hafta Antep'te her kesimden insanla bir araya geldim. Şu 4 senelik yeniden Refah Partisi çalışmaları boyunca Anadolu'yu gezdin ne gördün deseler, bir özet cümle söyle deseler, Türkiye yanıyor, milli görüşü arıyor cümlesini söyle. Bugün Rize'de aynı manzarayla karşılaştık ki iktidar partisinin en güçlü olduğu illerden bir tanesi ama bunlar artık mazide kaldı. Bugün Rize'de halkla kucaklaştığımız zaman, esnaf ziyareti yaptığımız zaman bunu gördük. Geçen hafta Antep'te böyleydi. 4 seneden beri Türkiye'nin dört bir yanında gördüğümüz manzara bu. Neden Türkiye yanıyor, milli görüşü arıyor? Birincisi, milli görüş geçmişte bu milletin yüzünü güldüren tek görüş olmuştu onun için. Hem merkezi hükümette iktidar ortağı olduğu zaman, hem 89-94'te belediyeleri aldığı zaman bu milletin yüzünü güldürmüş. Türkiye'nin yanması neden? En başta ekonomik krizden. İşte bakın, ta 20 sene önce Erbakan hocamız ne dedi? Canlı yayına çıktı. Hocam dedi, bu arkadaşlarınız, öğrencileriniz iktidar oldular. Bunlara bir tavsiyeniz var mı dedikleri zaman Erbakan hocamız dedi ki ya tabii ki biz bunların başarılı olmasını isteriz. Neden? Bir defa bizim arkadaşlarımız, bizim yetiştirdiğimiz insanlar bir. İkincisi de bunlar başarısız olursa, ülke kaybederse hepimiz kaybederiz. Hepimiz perişan oluruz. Ama dedi başarılı olmaları için gereken borç ve faiz ekonomisini uygulamayacaklar. İhtiyaç olduğu zaman borç alıp o borcun faizini de millete zamla, vergiyle yüklemeyecekler. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretecekler. Eğer borç ve faiz ekonomisini uygularlarsa bu iş yürümez ve Türkiye iflasa gider dedi Allah muhafaza. Ta 20 sene önce 2002 yılındaki canlı yayınlarda, 2003 yılındaki canlı yayınlarda söylediğini bugün görüyoruz.
Bakınız bugün Türkiye artık dışarıdan borç alamayacak noktaya geldi. Neden? Ne diye yapıyorlar bu swap antlaşmalarını? Vadesi gelmiş, dış borç var, bunu ödemem lazım. Nasıl ödeyeceğim? Dövizle ödeyeceğim. Dövizim yok. Merkez Bankası'nın rezervi -62 milyar dolar olmuş. Öyleyse gideyim dışarıdan borç alayım. Dışarıdan kimse sana borç vermiyor. Türkiye'nin iflas riski puanı 900 puana gelmiş. 900 puan. Savaşın içindeki Ukrayna'nın 3 misli. Diyor ki sen bu ülkeye bir para verdiğin zaman bu parayı geri alma ihtimalin yok. Onun için kimse sana borç vermiyor dışarıda. Döviz bulmam lazım. Öyleyse Türk lirası vereyim, sen bana karşılığında döviz ver. Hayır, kimse senin Türk liranı da almıyor. Diyor ki sen bunu zaten karşılıksız basıyorsun. Bu Türk lirasının hiçbir kıymeti yok, pul olmuş. Ne yapacağı? Eşe dosta gidiyor, Katar'a, Azerbaycan'a. Diyor ki ben size Türk lirası vereyim de ona karşılık emaneten bana Katar riyali verin. O Katar riyallerini ben dövize döneyim de vadesi gelen dış borcumu ödeyeyim. İşte swap dediğim bu. Swap demek ne demek biliyor musun? Ne bizim borç alabilecek bir kredibilitemiz kalmış, ne de Türk lirasının bir konvertibilitesi, bir itibarı kalmış. Swap antlaşması demek bunun itirafı demektir, bunun ilanı demek. İşte Erbakan hocamızın feraseti. Borç ve faiz ekonomisiyle geldiğimiz nokta bu. 12 ay içerisinde geri ödeyeceğin dış borç miktarı 180 milyar dolar. 12 ayda 100 milyar dolar da dış ticaret açığını finanse etmek için döviz bulman lazım. Etti sana 280 milyar dolar. 12 ayda 280 milyar dolar ihtiyacı var. Bir ayda 25 milyar dolar neredeyse, bir günde her Allah'ın 24 saatinde neredeyse 1 milyar dolar dövize ihtiyacı var. Onun için diyoruz öyle sıkıştılar ki belki de Haziran'ı göremeyip Kasım'da seçim yapmak zorunda kalacak. Her bir Allah'ın gününde 1 milyar dolar döviz bulması lazım. Merkez Bankası tam takır, hazine tam takır. Azerbaycan'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinde dolaşmaya devam ediyor. İşte geldiğimiz nokta bu. Şimdi geçtiğimiz günlerde orta vadeli ekonomik programı açıkladı. Ne manaya geliyor bu orta vadeli ekonomik program? Önümüzdeki 3 senede daha çok faiz, daha çok vergi, daha büyük bütçe açığı, daha yüksek dolar kuru ve dolar kuruna bağlı olarak da daha yüksek enflasyon. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli yaptığı konuşmalarda diyor ki biraz daha sabredin. Sizden sabır istiyorum. Her şey çok güzel olacak. Ama kendi açıkladıkları orta vadeli program sabrederek hiçbir şeyin düzelmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Neden? Bakınız hükümetin kendi açıkladığı rakamlarla, orta vadeli programdaki rakamlarla anlatıyorum siz. Bütçe açığı 2021'de 201 milyar lira olan bütçe açığı 2022'de 461 milyar liraya çıkıyor. Bir senede 2,5 misli artmış bütçe açığı. 2023'te 659 milyar liraya çıkacak. 2021'de 201 milyar lira bütçe açığı. 2022'de 461 milyar lira. 2023'te 659 milyar lira bütçe açığı. Ne demek bütçe açığı? Bütçe açığı demek daha fazla borç almak demek. Borç almak ne demek? O borcun faizini zamla, vergiyle milletin sırtına yüklemek. Bütçe açığı arttıkça borçlanma da artacak. Vergiler artıyor. 2022'de 2.3 trilyon lira vergi toplayacağım diyor. 2023'te 3.2 trilyon lira vergi toplayacağım. Bu seneden gelecek seneye toplayacağı vergiler 1 trilyon lira artıyor. Ne dedim size en başında? Orta vadeli program demek, daha büyük bütçe açığı demek, daha fazla vergi demek. İşte alın size rakamlar. Bir de işin ilginç tarafı şu. Yahu hem vergileri arttırıyorsun, hem de bütçe açığın artıyor. Bu nasıl iş Allah aşkına? Nereye gidiyor bu paralı? Sen vergileri bir senede 1 trilyon lira arttırıyorsun, ama bir yandan bütçe açığın bir senede 2,5 misline çıkıyor. Diğer taraftan dolar kuru. Hani düşecekti bu dolar kuru? Hani Sayın Maliye Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı biraz sabredin biz bunu dizginleyeceğiz, düşüreceğiz diyordu. Göreceksiniz diyordu. Bakın kendi açıkladıkları programda 2023 yılı dolar kuru tahmini ne kadar biliyor musun? 21,5 lira. 2024 yılında 24,6 lira.
2025 yılında 25.7 lira. Dolar kurunu orta vadeli programda bu şekilde açıklamıştı. Yani önümüzdeki 3 senede dolar 26 liraya kadar fırlayacak diye hükümetin kendisi söylüyor. Faiz ödemeleri artıyor. 2022'de yani bu sene içinde 329 milyar lira faiz ödeyeceğim diyor. 2023'te yani önümüzdeki sene 565 milyar lira faiz ödeyeceğim diyor. 2024'te 698 milyar lira faiz ödeyeceğim. 2025'te 774 milyar lira daha faiz ödeyeceğim. Ya biz boşuna mı diyoruz borç faiz ekonomisi? Ne demek bu orta vadeli program biliyor musun? Eğer beni iktidarda tutmaya devam ederseniz önümüzdeki 3 senede 2 trilyon lira daha faiz ödeyeceğim diyor. 2 trilyon lira daha. İşte bunun ilanı bu. Bugüne kadar ne kadar faiz ödedin? 520 milyar dolar. 520 milyar dolar 20 senede ödediği faiz. Şimdi 3 sene daha iktidarda kalırsam 1-2 trilyon lira daha yani 110 milyar dolar daha faiz ödeyeceğim. Hani bunlar faize karşıydı? Hani faiz konusunda nas vardı? Ben zaman zaman ne diyorum? Allah'a şükürler olsun ki faize karşı bir hükümet var başımızda. Bir de faizi sevselerdi kim bilir ne kadar faiz ödeyecekler. Efendim bize faiz lobileri operasyon çekiyor ya. Sana operasyon niye çeksin? Operasyon çekse çekse sizin bir kez daha seçimi kazanıp iktidarda kalmanız için operasyon çek. Ben faiz lobisi olsam Allah korusun en sevdiğim hükümet mevcut AK Parti hükümeti olun. 3 senede 2 trilyon lira benim parama nema sağlıyorsun, faiz ödüyorsun bana. 20 senede 520 milyar dolar ödemiş. Bakın bu borç faiz ekonomisi yüzünden bankaların net karı ne kadar oldu biliyor musun? Geçen senenin ilk 7 ayından bu senenin ilk 7 ayını kıyasladığınız zaman %417 arttı bankaların karı. %417. Geçen sene ilk 7 ayda 40 milyar lira kar etmişler. Bu senenin ilk 7 ayında 208 milyar lira kar etmişler. Bankaların yaptığı net kar. Kime çalışıyorlar? Kim kazanıyor? Bunların iktidarda kalmasını kim ister? Kim kazançlı çıkıyorsa onlar ister. İşte size alın rakamları. Peki aynı anda vatandaşın durumu ne? Bak vatandaşın durumunu sana söyleyeyim. AK Parti iktidara geldiğinde vatandaşın bankalara borcu toplamda 6.6 milyar liraydı. 2022 yılında bu borç ne kadar olmuş? 1.2 trilyon lira olmuş. Ne demek bu biliyor musun? AK Parti iktidarı döneminde 85 milyonun bankalara borcu 180 misli artmış. 180 misli. Bu rakamdan başka aslında bir şey anlatmaya ve başka bir rakam vermeye gerek yok. Milletin halini göstermesi bakımından bu yeter. Bir insan ihtiyacı olmasa, geliri yeterli olsa, refah seviyesi yeterli olsa gidip de bankalara 180 misli borçlanır mı Allah aşkına? Milleti ne hale getirdiklerini sadece bu rakam açıklıyor. Bütçe açığı, orta vadeli programdan anlatıyorum. 2021'de 201 milyar lira bütçe açığı, 2022'de 461 milyar liraya fırlıyor. 2021'de 201 milyar lira olan bütçe açığı 2022'de 461 milyar liraya fırlıyor. 2023'te 659 milyar liraya fırlıyor. Ya nasıl olur? Bu kadar bütçe açığı mı olur? Bir senede bütçe açığı 2,5 misline mi çıkar? Çıkar tabii. Faizcilere, İmtiyazlılara ve kamudaki israfa para yetiştirmeye çalışırsan bütçe açığı böyle 2,5 misline çıkar tabii. Bir dolarlık köprüyü 10 dolara yaptırırsan, 13 tane şehir hastanesini 57 şehir hastanesi parasına yaptırırsan, bir kalemde bir tane holdingin 9 milyar liralık vergi borcunu silmeye kalkarsan bütçe açığı işte böyle olur. Bunların parolasını daha önce ifade etmiştik. İşçiye, memura, emekliye, vatandaşa gelince yok, yok, yok.
faiz lobisine, imtiyazlılara gelince çok 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 bakınız, pazartesi günü okullar açılıyor ve milyonlarca veli kara kara düşünüyor. Nasıl kara kara düşünmez? Kırtasiye malzemeleri %400 pahalanmış. %400. Ya insaf edin, Allah'tan kork. %400 artması demek ne demek biliyor musun? Geçen sene 100 liralık masraf yaptıysan bu sene 500 liralık masraf yapacaksın. Geçen sene 500 liralık kırtasiye masrafı yaptıysan bu sene 2500 liralık kırtasiye masrafı yapacaksın. Okul kıyafetleri %300 artmış. Okul kitabı alıyorsun çocuğa. Bir ilkokul çocuğunun okul kitapları 4 milyar 5 milyar lira tutuyor. Milyonlarca veli kara kara düşünüyor. Açlık sınırının altında asgari ücrete mahkum edilmiş milyonlarca insan elektrik faturasını mı ödeyecek? Doğalgaz faturasını mı ödeyecek? Fırlamış gitmiş ev kirasını mı ödeyecek? Yoksa çocuğunun okul masraflarını mı ödeyecek? İnternette, sosyal medyada çocuğuma gece yatarken vermek için süt alamıyorum, süt alamıyorum diye feryat eden anne babaların videolarını gördüm ben bizzat. Bir uçlu kalem 70 lira olmuş, bir uçlu kalemi çocuğuma alamıyorum. Bir uçlu kalem 40 lira olmuş, 50 lira olmuş, bir kalemi çocuğuma alamıyorum diye feryat eden anne babaların videoları bu. Şu yeni öğretim döneminde. İşte 20 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye'yi getirdiği noktanın örneği. Erbakan hocamızın 20 sene önce ferasetiyle söylediği gerçek. Eğer borç, faiz, zam, vergi ekonomisini uygularsanız, milli görüşün ekonomi politikalarını uygulamazsanız bu ülke iflasa gider ve 85 milyon hepimiz perişan oluruz diyor. AK Parti iktidarının milleti getirmiş olduğu noktaya bir diğer örnek daha vereceğim. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı çok büyük bir müjde açıkladı. Nedir o müjde? Diyor ki Türkiye genelinde 2000 lira ve daha altında borcundan dolayı icraya uğramış olan kişilerin bu borçlarını sileceğiz. Bunları icradan kurtaracağız. İlk duyduğunuz zaman güzel bir şey olarak geliyor. Tabii yapsınlar. Ama bu neyi ifade ediyor, neyi itiraf ediyor biliyor musun? Türkiye'de 2000 lira ve daha altındaki bir borcu dahi ödemekten aciz olan 5,5 milyon vatandaş var. 5,5 milyon vatandaş. 5,5 milyon insan aileleriyle beraber neredeyse 25 milyon kişi yap. 25 milyon insanı ilgilendiren bir felaket. 2000 liranın altındaki borcunu ödeyememiş, bunun için icra takibi başlatın. Bu nasıl müjde Allah aşkına? Bu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından Türkiye'de 25 milyon insan 2000 liradan daha az olan bir borcu bile ödemekten acizdirin ifade edilmesi ve ilan edilmesi. Neden böyle oluyor? Allah bize nimet vermemiş mi? Biz fakir bir ülke miyiz? Tembel miyiz? Zekamız mı Avrupa'dan, Japonya'dan geri? Hayır. Neden böyle oluyor? Paylaşımda adalet olmadığından dolayı. Kaynak var, imkan var ama doğru yerde kullanılmıyor. İşte size 2022 yılının tablosunu anlatayım. Biraz önce söyledim. 330 milyar lira faize vereceğim bir senede. 70 milyar lira imtiyazlı holdinglere garanti ödemesi yapacağım. 100 milyar lira kur korumalı mevduat hesabı sahiplerine kur farkı ödemesi yapacağım. 50 milyar lira da israf yapacak. Etti sana 550 milyar lira. Faize, imtiyazlı holdinglere, kamudaki israfa, lükse, şatafata ve kur korumalı mevduata giden para. Bir senede 550 milyar lira. E millete para kalmadı ki. Emekliye, memura, çiftçiye, asgari ücretliye para kalmadı ki. Öyle olunca da televizyonlarda, özür dilerim, internette, sosyal medyada çocuğuma ben bir süt bile alamıyorum diye feryat eden anne babaları görüyoruz. Çok değerli Rizeliler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi her alanda gerçekten de tarih yazıyoruz. Bakınız, kendi gözlerimle gördüm. Siz de internetten arayıp bulabilirsiniz. İnternette ne videosu dolaşıyor biliyor musun? Mutfakta kullandığınız atık yağlardan nasıl biyodizel üretebilirsiniz? Bunun videosunu paylaşıyorum. Neden? Mazot 25 lira olmuş da onun için. Mutfaktaki atık yağlardan evinizde nasıl biyodizel üretir de aracınızda bunu yakıt olarak kullanırsınız. Bunun videoları dolaşmaya başlamış. Evet, bu tarihte bir ilkti.
Gerçekten de tarih yazıyoruz. Tarih yazdığımız bir diğer alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net döviz rezervi. -62 milyar dolar olmuş. Ben ne diyorum? Cebinde bir doları olan bile Merkez Bankası'ndan daha zengin. Çünkü bir dolar -62 milyar dolardan çok daha büyük. 62 milyar doları bulacaksın daha sıfır noktasına gelmek için. Tarih yazdığımız bir diğer alan bürokratların maaşları. Yüksek bürokratların bir ayda 300 bin liraya, 350 bin liraya ulaşan maaşları. 5 yerden, 7 yerden, 9 yerden aldıkları maaşlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş. Gerçekten de bu alanda da tarih yazıyoruz. İktidarın tarih yazdığı bir diğer alanda dünya şampiyonu olan enflasyon rakamlarımız. Bakınız, Türkiye'nin enflasyonunu TÜİK %81 olarak açıkladı. Ekonomik Gelişme ve İşbirliği Örgütü'nün OECD'nin 2022 raporunda ne diyor? Türkiye %81'lik enflasyonla Arjantin'i geride bıraktı. Arjantin'de yıllık enflasyon %71. Yıllardan beri krizle boğuşan dünya enflasyon şampiyonlar liginde bulunan Arjantin'i geride bıraktık. %71 Arjantin'in enflasyonu, %81 bizim enflasyonumuz. Peki enflasyon araştırma grubu, bağımsız araştırmacılar enflasyonu ne diye hesap ediyor? %181. %181. Ne demek bu? Gerçek enflasyona baktığımız zaman, en agın enflasyonuna baktığımız zaman bugün Türkiye dünya enflasyon şampiyonu olmuş demek. %181 enflasyon demek, bu sene 100 liraya aldığınız bir ürünü gelecek sene 300 liraya almanız demek. Zaten böyle. Hele gıda alanında bunu sizler de yaşayarak görüyorsunuz. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'yla anlaşamadığımız, uzlaşamadığımız bir noktada Türkiye'de işsizlik var mı yok mu noktası. Biz işsizler ordumuz var diyoruz, işsizlik artıyoruz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya utanmadan, sıkılmadan işsizlik var diyorlar. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok bu ülkede. Sayın Cumhurbaşkanı böyle diyor. Utanmadan, sıkılmadan işsizlik var diyorsunuz diyor. Ancak rakamlar bizi haklı çıkartıyor. Bakın 15-24 yaş arası genç işsizlik oranı %20'ye yükseldi. Bu resmi işsizlik oranı. Genel işsizlik oranı %10.3. Geniş tanımlı işsiz sayımız 8.2 milyon kişi olmuş. TÜİK'in tıraşladığı, özel olarak ayarladığı, resmi olarak ilan ettiği işsiz sayısı 8.2 milyon. Bugün Türkiye'de gerçek işsizler 10 milyonun üzerinde. Yunanistan nüfusunu geçmişiz. Bizi doğrulayan diğer bir rakam ne? Bakın size söyleyeceğim, çok çarpıcı. Son bir hafta içerisinde çeşitli kamu kuruluşlarının açmış olduğu iş ilanları, 455 kişilik işçi alacağım diye ilana çıkıyorlar. 455 işçi için başvuru sayısı ne kadar biliyor musun? 113.812 başvuru oluyor. Son bir haftada kamu kurumlarının 455 işçi alacağım diye verdiği ilanlara yapılan başvuru 113.812. Hani iş çoktu Sayın Erdoğan? Hani iş çoktu bu ülkede? Bu başvurular ne o zaman? Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 6 tane temizlik görevlisi alacak. 3.813 kişi başvuruyor. 6 temizlik görevlisine 3.813 kişi. Sağlık Bakanlığı 19 temizlik işçisi alacak. 17.086 kişi başvuruyor. 2.170 tanesi üniversite mezunu. İş istesin vatandaş, bu ülkede iş çok diyorsun. Hani işte bak, üniversite mezunu temizlik işçisi olacağım diyor, onu bile olamıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 6 tane şoför kadrosuna 4.089 kişi başvurdu. Son bir haftada yaşananları anlatıyorum. İstanbul'da bir kamu kuruluşunun 100 tane güvenlik görevlisi alacağım diye ilanına 16.583 kişi başvurdu. 2.057'si üniversite mezunu. Üniversite mezunu 2057 kişi, ben güvenlik görevlisi olacağım diyor. Şanlıurfa'da 60 temizlik işçisi alınacak. 53.224 kişi başvurdu. Basında, medyada bu verdiğim rakamları teyit edebilirsin.
60 temizlik işçisi alınacak Şanlıurfa'da 53.224 kişi başvuruyor. Şanlıurfa'da 3 tane şoför alınacak 6.017 kişi başvuruyor. Aksaray Üniversitesi 261 personel alacak hastanesi için 13.000 kişi başvuruyor. Toplamda bütün bu ilanların toplamı 455 işçi, başvuran 113.812 kişi. Biz yeniden Refah Partisi olarak gecemizi gündüzümüze katıp ARGE başkanlığımızın başkanlığında 81 ilimize 681 refah projesi kitabını işte bu işsizlerimizin derdine derman olmak için yazdık. İnşallah geleceğiz ve bu projeleri aynen 76-77'de Milli Görüş'ün ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdiği gibi gerçekleştireceğiz. Yeniden Refah iktidarında, yeniden Milli Görüş iktidarında bu ülkede işsizliğin iyisi dahi kalmayacak inşallah. Çok değerli Rizeliler, çok kıymetli Milli Görüşlüler. Rize'ye kadar gelip çaydan bahsetmemek elbette ki olmaz. Biraz evvel değerli Genel Başkan Yardımcımız en güzel şekilde bu konuya değindi ama bizim de birkaç kelam etmemiz gerek. Bir defa yaş çay üreticileri 3 katına çıkan, bir senede 3'e katlayan gübre maliyetleri üzerinden çay tarlalarını gübreleyemediler. Bundan dolayı bir defa verimlerinde büyük bir düşme oldu, gelirleri zaten bir azaldı. Bunun üstüne açıklanan yaş çay alım fiyatı yeterli gelmedi. Bunun üzerine bir de %181'lik enflasyonla o açıklanan fiyat dahi daha eline geçmeden buhar oldu gitti. Böyle bir durumda çay üreticisi, çay müstahsili perişan durum. 20 sene AK Parti'ye en yüksek oyu veren Rize'de çay üreticileri iktidardan şikayetçi ve perişan. Bu durumda en azından 6. ayın sonu itibariyle asgari ücrete yapılan %30'luk artış gibi bir artışın çay alım fiyatına da yapılması gerektirdi. Ama ne gezi. Ama ne gezi. Millete verirsek imtiyazlı holdinglere ve faize milyarlarca doları nasıl bulacağım? Çay üreticisine verirsem, ismi lazım değil, meşhur bir holding, 9 milyar liralık vergi borcunu bir kalemde nasıl sileceğim? Bir senede 5 tane holdinge 70 milyar lira garanti ödemesini nasıl yapacağım? Ne gezer? İşte burada Milli Görüş'ün önce millet anlayışının önemi ortaya çıkıyor. Önce millet. Allah binlerce kez razı olsun. Erbakan hocamızın 54. hükümette çaya da fındığa da bütün tarım ürünlerine de verdiği artışları milletimiz çok iyi biliyor. İnşallah aynı artışlar Allah razı olsun. Çok teşekkürler ederiz. Aynı artışlar yine Milli Görüş'le, yine Refah'la gerçekleşecek. İnşallah iktidar olur olmaz. Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı o efsane artışları yeniden Refah Partisi olarak inşallah bizler de yapacağız. Önce millet. Önce millet demek bu demektir. Milli Görüş demek önce imtiyazlılar değil, önce millet demektir. Milli Görüş demek paylaşımda adalet demektir. Önce ezilenler demektir. Nereden malum bu? 54. hükümetin icraatlarından malum. Şimdi buraya kadar iktidarla ilgili bazı sözler söyledik. Sözlerimizin sonuna geldiğimiz noktada mevcut muhalefetle ilgili de bazı sözlerimiz elbette ki olacak. Yıllarca Milli Görüş'ün önünü kesmek için iki tane kutup çıkardılar. Dediler ki sağcılar buraya, solcular buraya. CHP'ye solcular, Adalet Partisi'ne sağcılar. Anavatan Partisi'ne sağcılar, SHP'ye solcular. Ondan sonra solcular CHP'ye, sağcılar AK Parti'ye. Böyle getirdiler. Şimdi de bütün medya ağız birliği, söz birliği etmişçesine kardeşim iki tane kutup var. Muhalifsen masa başındakilere gideceksin. Cumhur İttifakıysa, iktidarsa kasa başındakilere gideceksin. Bunun dışında hiçbir alternatif yok.
Şimdi de Erbakan hocamızın yıllarca gulu gulu dansı dediği gibi, şimdi de bir masa başındakiler, kasa başındakiler oyunu oynuyorlar. Hacivat'la Karagöz oyunu gibi. Ya masa başındakiler ya kasa başındakiler. Başka hiçbir şey yok. Ya burada gümbür gümbür gelen iktidar adayı Yeniden Refah Partisi var. Yeniden Refah Partisi. Nasıl bir şey yok? Nasıl başka bir şey yok? İşte bugün gel bazı gazeteci arkadaşları ben davet ediyorum. Ya bir gün ayırın bize, bizimle gelin şu Anadolu'da gezerken tamamen rastgele seçtiğimiz esnaflara giriyoruz, kahvelere giriyoruz. Bizimle bir dolaşın. Anadolu'yu gezdiğimiz zaman Yeniden Refah'ın ayak sesleri duyuluyor. Ayak sesleri elhamdülillah. Siz istediğiniz kadar gizlemeye çalışın. 50 sene Milli Görüş tarihinde bunu yaptınız. Yine de Milli Görüş bütün engellere, bütün sansürlere rağmen, bütün ambargolara rağmen yanardağ gibi patladı, mızrak çuvala sığmadı ve iktidara geldi. İkinci 40 yılda yine aynısı olacak. Milli Görüş, Yeniden Refah yanardağ gibi patlayacak ve iktidar olacak inşallah. Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Milletin derdiyle. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Bir de sürekli birbirleriyle atışıyorlar. Bakın en son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi? Neden? Çünkü HDP gizli ortak da onun için. Gizli ortak HDP'ye bir tanesi bakanlık verelim dedi. Öteki dedi ki olur mu ben bakanlık verilmesine razı olmam dedi. Sürekli birbirleriyle atışma içindeler. Bir tanesi diyor ki ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun mezhebinden dolayı aday olması doğru olmaz diyor. CHP kanadı buna kızıyor. Çıkıyorlar eskiden AK Parti'de bulunanlar. İki tane parti için söylüyorlar. Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olmaz diyorlar. Altılı masada onlar da var. Çıkıyor bunlar. Bunlara bu sefer kızıyorlar. Böyle devam ediyor. Ve bu altı benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, altısı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya gelmiş. 36 kez. Ya ne konuşuyorsunuz bu masada Allah aşkına? 36 kez bir araya geliyorsunuz. Ortada bir kaynak paketiniz var mı? Yok. Şu milletin canını yakan ekonomik krize ilişkin bir çözüm öneriniz var mı? Yok. Ortaya bir cumhurbaşkanı adayı mı çıkarabildiniz mi? Onu da çıkaramadı. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyor. Milletin derdi nerede? Bunların hali nerede? Bunlardan millete bir fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz. Neden gelmez? Ya bir defa bunlardan bir kısmı masadakilerden iki tanesi AK Parti hükümetlerinde 10 seneden fazla görev yaptı. En kritik bakanlıklar, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı. Ya bir şey yapacaktıysanız o zaman yapsaydınız. 15 seneye yakın AK Parti'nin MYK'sında en üst düzey karar organında aynı masada oturdunuz. Ülke battıysa, bittiyse buraya gelmesinde sizin de payınız var. 15 seneye yakın bakanlık yaptınız, başbakanlık yaptınız. 15 seneye yakın AK Parti'nin MYK'sında görev yaptınız. Battık, bittik, perişan olduk. Bunda hiç sizin payınız yok öyle mi? Her şey siz gittikten sonra mı kötü oldu? Böyle bir şey olabilir mi? Yıllarca, milyarlarca dolar faizi götürüp birlikte verdiniz. Bu ülkeyi, bu milleti milyarlarca dolar borca birlikte soktunuz. Bu ülkenin, bu devletin varlıklarını, sanayi tesislerini, Erbakan hocamızın kurduğu fabrikaları birlikte sattınız. Babalar gibi satarım, kimse karışamaz diyordu. Bunları birlikte satıp yok ettiniz. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan borç ve faiz ekonomisini, zam vergi ekonomisini yıllarca birlikte uyguladınız. Bu ülkeyi, bu devleti FETÖ'ye birlikte teslim ettiniz. Siz de işin içindeydiniz. Suriye'yi, Libya'yı, Irak'ı bu hale getiren imzaları birlikte attınız.
Dışişleri Bakanı olarak, Başbakan olarak siz de bu işin içindeydiniz. Büyük Ortadoğu projesine birlikte destek oldunuz. Amerika'nın Irak işgaline birlikte destek oldunuz. Tarımı, hayvancılığı birlikte bitirdiniz. AK Parti iktidara geldiğinde çiftçi kayıt sisteminde 2.6 milyon çiftçimiz vardı. 2022 yılında 493 bin çiftçi kaldı. Düşünebiliyor musunuz? 2.6 milyon çiftçiden elimizde 493 bin çiftçi kaldı. Bu bir günde mi bu hale düştü? Hayır. Efendim şimdi bize yetki verin biz düzeltelim. Ya düzeltecektiniz madem şimdiye kadar o yetkilere sahipken düzelseydiniz. 15 sene dile kolay. Masanın diğer tarafı CHP. Zaten CHP'yi çok uzun anlatmaya gerek yok. 28 Şubat'ın ateşli savunucusu. Parti içerisinde LGBT komisyonu kurmuş. Biz iktidara gelince LGBT'lilere haklarını vereceğiz diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı. Ayasofya'nın cami olmasına üzülen, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, orta çağ zihniyetidir, Taliban zihniyetidir diye. CHP dediğiniz bu. Din dersi zorunlu olmasın diye tutturan. Bir de o masada bulunan, kendini muhafazakar olarak addeden partilere şaşırıyorum. Bu CHP zihniyetine nasıl değnek oluyorsun? Din dersi zorunlu ders olmasın diye. Efendim tamam bunlar ideolojik konular. Tamam. Biz 60 senedir Türkiye'de iktidar olmadı ki CHP olarak. Hep sağ partiler iktidar oldu. Bu faturayı bize niye kesiyorsun? İktidara gelmedin ama 89-94 arasında 5 sene bütün belediyeleri sen yönettin. Ankara, İstanbul başta olmak üzere. İSKİ skandalını unuttuk mu zannediyorsun? Çöp, çamur, çukur atasözü haline geldi CHP'li, SHP'li belediyeler. Bu millet bu belediyeleri SHP'nin, CHP'nin zihniyetinden, yönetiminden kurtulmak için koşa koşa 94'te Refah Partisi'ne zor teslim etti. Sonra şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde kaçla borç alıyor biliyor musun? CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllık %10,5 faizle dolar borç alıyor. %10,5. Yahu iktidara kızıyorsun. Yıllık 8.6 faizle dolar borcu alıyorsun diye sen iktidardan daha yüksek faizle borç alıyorsun. O borcun faizini de belediye hizmetlerine zam yaparak İstanbul halkına ödetiyorsun. İktidarı eleştirdiklerinin aynısını sen de yapıyorsun. Sonra yine bir diğer örnek. 5 Nisan 1994 kararlarını hatırlayın. 5 Nisan 1994 kararlarıyla devalüasyon oldu. Dolar 3 misline fırladı. Aynen bugünkü ekonomik krizin bir benzeri yaşandı. Orada DYP, SHP koalisyon ortağıydınız. Orada iktidar ortağıydınız. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Bunların hepsi denenmiştir, görülmüştür. Millete bir hayır gelmeyeceği ispat edilmiştir. Bunların hiçbir tanesinden bundan sonra millete bir hayır gelmesi mümkün değildir. Biz yeniden Refah Partisi olarak oynanmak istenen bu masa başındakiler ve kasa başındakiler tiyatrosunu, oyununu bozacağız. Milli görüşü yeniden iktidara taşıyacağız inşallah. Buradan 85 milyon memleket evladına sesleniyorum. Ümitsizliğe kapılmayın. Korkuya kapılmayın. Paniğe kapılmayın. Neden? Çünkü artık ikinci 40 yılda birinci 40 yılla aynı aşkla, aynı istikamette, aynı ruhla yürüyen ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olan Yeniden Refah Partisi vardı onun için. Yine milli görüş var, yine refah var. Üzülmeye ve yese düşmeye gerek yok. Yine geleceğiz ve bu milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de yine biz güldüreceğiz inşallah. Ne yapacaksınız geldiğiniz zaman? Öncelikle bir defa 4 tane önemli adım atılacak. Birincisi, kamudaki israfın önlenmesi. Kamu kurumlarının hiçbir tanesi kendi bütçesinden daha fazla bir harcama, gelirinden daha fazla bir harcama yapamayacak. Denk bütçe zorunlu olacak. Millet perişan halde, ekonomik kriz var. Sen bütçe açığı veriyorsun. Hayır böyle bir şey yok. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak.
Ve her zaman söylediğimiz gibi suistimal, yolsuzluk, rüşvet diye bir şey kalmayacak. Gelir gelmez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarının giriş kapısına rüşvet alan da veren de melundur tabelasını yeniden asacak. Bunu 89 ve 94'te belediyelerde yaptık. Yine geleceğiz, yine yapacağız inşallah. Kamudaki israfın önlenmesinin yanında faiz ödemelerinin ortadan kaldırılması. Denk bütçe ve havuz sistemiyle bu senede 300 milyar, 500 milyar lira faize verilen paralar ortadan kaldırılacak. Üçüncü atılacak adım, imtiyazlı holdinglere bağlanan hortumların kesilip atılması. Hayır. Sen buradaki gariban çiftçinin gelip traktörünü haczediyorsun, boğazına yapışıyorsun. Öbür taraftan gidip bir tane imtiyazlı holdinge bir kalemde 9 milyar vergi borcunu siliyorsun. Böyle şey mi olur? Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi? Böyle adalet mi olur Allah aşkına? Bunları önleyeceğiz. Paylaşımda adalet. Paylaşımda adalet. İmtiyazlara kesilen hortumların kısılması. Bu üç adımın yanında dördüncü adım da Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olarak yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleri kitabımızda belirttiğimiz adımlar atılacak. Birinci 40 yılda 6 ayda 35 milyar dolar kaynak nasıl bulduysak, ikinci 40 yılda da bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız Allah'ın izniyle. Borçsuz, zamsız, vergisiz ne yapacaksın bu kaynağı? Asıl sahibi olan millete aktaracağız. Gelir gelmez milli görüş sözü veriyoruz. İşçi, memur, emekli maaşlarına %150 maaş zammı yaparak işe başlayacak. Çiftçiye, köylüye özel ucuz mazot. Bütün tarımsal girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi. En yüksek taban fiyatları. Gerekirse bütün mahsulüne en yüksek taban fiyatıyla devlet tarafından peşin alım garantisinin verilmesi. Emekli, memur, işçi, çiftçi, dar gelirli milyonların yüzü gülecek, refah seviyesi, alım gücü artacak. Kendi kendine geçimini sağlayacak hale gelecek. Biz ne diyoruz? Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. (Gülüyor) 81 ilimize 681 refah projesi. 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz. Biraz önce söyledim işsizlerin başvurusunu. 455 kadroya 113 bin kişi başvuruyor. Bunun önlenmesi için kitabımızı ortaya koyduk. 81 ilimizi 681 refah projesini hayata geçireceğiz. Vatandaşın, küçük esnafın ve çiftçinin banka borçlarının faizlerini bir defaya mahsus olmak üzere devlet olarak biz üstleneceğiz. Bunun yanında haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Bir telefon alıyorsun, iki telefon parasını devlete veriyorsun. Bir araba alıyorsun, üç araba parasını devlete veriyorsun. Böyle şey olmaz. Bunların hepsini kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim vaat ediyoruz. Bilimsel kalitesi yüksek, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek eğitim. Kaliteli nesil olmadan yeniden büyük Türkiye'yi kuramazsınız. Kalkınmayı sağlayamazsınız. Kamuda işe alımlarda mülakat mekanizmasını ortadan kaldıracağız. Torpil, adam kayırma, bunlar olmayacak. KPSS'den belli bir taban puanı aldıktan sonra girmek istediği kurumun yapacağı yazılı teknik sınava girecek. O kuruma özgü. O yazılı teknik sınavda da en yüksek puanı alanlar girecek. Dayısı olan değil, hakkı olan hizmet makamına oturacak. Hakkı olan. Milli görüş demek, adalet demektir. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti ve yargıda adaleti tesis edeceğiz. Bu bizim inancımızın gereğidir. Tabii bütün bunların yanında son olarak vurgulamak istediğim manevi kalkınma konusu. Ne diyordu Erbakan hocamız? Sadece maddi kalkınma yetmez, manevi kalkınma gerek. Dünyanın en mükemmel cerrahını yetiştirirsin, gider para için adam keser diyor. Neden? Çalıştığı hastane daha fazla ciro yapsın, ben daha fazla para kazanayım diye gereksiz yere ameliyat yapar. Dünyanın en mükemmel bilgisayar programcısını yetiştirirsin,
gider internet üzerinden banka hesaplarını hackler, kendi hesabına para aktar. Dolayısıyla ahlak ve maneviyat olmadığı zaman o bilimi, o ilimi o çocuğa vermen faydadan çok zarar getir. Allah gani gani rahmet etsin. Peki bugün manevi kalkınma noktasında ne görüyoruz? Baştan aşağı bir ahlaki ve manevi erozyon görüyoruz. Davut Güloğlu Bey'in de biraz önce ifade ettiği gibi. Türkiye'de boşanmalar artıyor. Üç evlilikten bir tanesi boşanmayla sonuçlanacak noktaya gelmiş. İskandinavya'ya, Avrupa ülkelerine dönmüşüz. Evlenme yaşı artıyor, evlenme oranı düşüyor. Sadece bu mu? Hayır. Bununla beraber uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı düşüyor. Diyarbakır'da muhtarlarla bir toplantı yaptık. En önemli derdimiz gençlerin uyuşturucu kullanması diyor. Şanlıurfa İl Başkanımız Urfa'nın en önemli problemi uyuşturucu diyor. Biz Urfa'yı peygamberler şehri olarak biliyoruz. Uyuşturucu bu hale gelmiş. Kullanma yaşı düşüyor. Bunun yanında gençler arasında deizm ve ateizm gibi felaketler yaygınlaşıyor. Allah muhafaza buyursun ve bunlara ilave olarak dış güçlerin bünyemize zerk etmek istediği LGBT sapkınlığı yaygınlaştırılmak isteniyor. Allah muhafaza. Bütün bunlar yeni nesillerimize ve toplumun, ülkenin sigortası olan aile yapısına olan tehditler. Bunları ortadan kaldırmak için dört alanda acil eylem planlarımızı devreye koyacağız. Bir tanesi eğitimin ıslah edilmesi. Maneviyatçı nesiller yetiştirmek. Materyalist değil maneviyatçı. Nefse esaret değil nefis terbiyesine esas alan. Dünyacı değil ahiret öncelikli nesiller. Beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar dört helalin beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller. Eğitimin yanında medyanın ıslah edilmesi. Medya sürekli ahlaki erozyona yol açıyor. Şu dizilerin senaryolarını görüyorsun. Kim kimin çocuğu, kim kimin babası, kim kimin annesi belli değil. Böyle dizi mi olur Allah aşkına? Yarışma programlarını görüyorsunuz. Buradan sürekli olarak ahlaki erozyon pompalanıyor. Bunların ıslah edilmesi ve düzeltilmesi. Üçüncüsü aile ve sosyal politikalar alandaki yasaların ıslah edilmesi. Avrupa'dan ithal, Batı'dan ithal 6284 sayılı kanun. Yuva yıkan, babaları evsiz bırakan, aileyi perişan eden. Hayır, bunların yerine kendi yapımıza, kendi değerlerimize, kendi inancımıza uygun yasalar. Ve tabii ki dördüncü atılacak adım da ekonomik krizin ortadan kaldırılması. Ekonomik kriz uyuşturucu kullanımında da etken. Yuvaların yıkılmasında da etken. Ahlaki erozyonda da etken. O nedenle ekonomik krizi de inşallah ortadan kaldıracağız. Yasaları ıslah edeceğiz. Eğitimi ve medyayı ıslah ederek maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınma hamlesini de gerçekleştireceğiz. Bütün bunları kim yapabilir? Bütün bunları sadece ve sadece milli görüş yapabilir. Nereden malum? 50 senelik geçmişe, tarihe bakın ve görün. Milli Selamet Partisi'nin iktidar ortağı olduğu dönemlere bakın. 54. hükümette Erbakan hocamızın icraatlarına bakın. 89 ve 94'teki yerel yönetimlerdeki o efsane hizmetlere bak. Ne zaman milli görüş geldiyse milletin yüzü gülmüş. Ne zaman milli görüş geldiyse mazlumların ve ezilenlerin yüzü gülmüş. Yeniden geleceğiz ve yine inşallah aynısı olacak. Son olarak diyorum ki kitaplarımız hazır, projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır. Hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. Cenab-ı Allah'ın izniyle, aziz milletimizin teveccühüyle, desteğiyle yapılacak olan ilk seçimlerde iktidara geleceğiz. Ve bu aziz milleti bu maddi ve manevi sıkıntılardan yeniden Refah Partisi olarak kurtaracağız inşallah. Sözlerimizi burada noktalarken bir kez daha değerli il başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisini, yönetimini ve bugün seçilecek büyük kongre delegelerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Protokol mensuplarına, misafirlere, basın mensuplarına teşekkürler ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan, her zaman olduğu gibi bu akşamda
böyle büyük bir coşkuyla bağrına basan siz Rizelilere, Rizeli milli görüşçülere ayrı ayrı teker teker bir kez daha teşekkürler ediyorum. Refah gelecek, yüzler gülecek diyorum. Toplantımız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Sağ olun, var olun.